Evet, sevgili zalim takipçilerim, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim 5 dakikalık geç kaldım, artık mazur görüyorsunuz. Ramazan ağzıdır, bulaşık yemek derken ancak karşınıza geçebildim. Evet, ezan okunduğu için parçayı kestim. Yine farklı bir parçayla giriş yaptım. Tarkan'ın Yolla parçasıyla. Şimdi Mehmet Hoca niye bu parçayla giriş yapar diye tabii ki sizler soruyorsunuz. ÖSYM hangi soruyu yollarsa yollasın bu sorulara karşı bordo bereli olacaksınız. Yani sizlere bu yönlü bir eğitim vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla Tarkan'ın Yolla parçası da girmeye çalıştık ama ezan okununca yarıda kestim. Her neyse. Değerli dostlarım, dün nüfus konusuna giriş yaptık. Bence iyi de oldu. Nüfusta sıkıntı yaşadığınız birçok hususa değinmeye çalıştım. Yayını izleyemeyenler için onu yükleyeceğim inşallah YouTube'a. Bugün de soru gelmesi muhtemel başka bir alana yoğunlaşacağız. Hiç araya şey vermeyeyim dedim. Zaman koymayayım dedim. Bugün de size nüfus yoğunluklarını anlatayım. Dolayısıyla nüfusla ilgili tam tekmil bir bilgiye sahip olun diye düşünüyorum. Belki yarın bir yayın daha yapabilirim. Arka arkaya 3 defa sizi şöyle bir knockout edeyim. Arka arkaya 3 yayından sonra başımın etini yemeyin. Aman hocam niye yapmıyorsun diye. Dolayısıyla nüfusla ilgili gelebilecek sorulara cevap verin diye düşünüyorum. 2 soru geliyor en az, bazen 3 soru geliyor. Evet, şimdi değerli arkadaşlarım, her yayında olduğu gibi bu yayında da yine dilsiz haritamızda illeri göstererek başlıyoruz. Bugün hangi ilimize misafir olacağız? Bugün Şirin illerden birine. Yorumları kapatayım. Bugün hangi ilimize misafir olacağız ama ekran niye bulanık? Kalp atanlar yüzünden mi acaba? Peçete ile sileyim. Odağımızı toplayalım. Sevgili arkadaşlarım, kalp atmayın. Sözümüz para etmiyor ama siz yine de nefsinizi dinlemeyin. Bak bu azim mübarek gün hiç olmasa şeytana uymayın. Biraz bulanık galiba. Şöyle ekranı görüntüyü şöyle yapayım. Ha, şimdi daha net oldu. Arkadaşlar burada hangi ilimiz var? Bakın sanki puzzle'da il bulmaca oynuyormuşuz gibi. Afyon, Eskişehir, Bilecik, Bursa'nın ortasında hangi il vardır? Burada Kütahya vardır. Kütahya deyince benim öğrencimin aklına ne gelir? Kütahya öncelikle Ege bölgesinde. Bakın Ege'nin iç kesimlerinde kalıyor. Dolayısıyla Ege'nin deniz iklimi Kütahya'ya kadar ulaşmıyor. Sizler şöyle yanılgılarınız oluyor. Sizin bu yanılgılarınızı düzeltene kadar akla karayı seçiyorum. Bir de gidiyorsunuz 10 tane hoca dinliyorsunuz. Sizlerin bir kısmınıza 7 hocalı hürmüz diyorum ben. O farklı bir şey söylüyor. Bu farklı şeyi söylüyor. Bu sefer kafa karman çorman oluyor. Ondan sonra bir daha bana geliyorsunuz. Hocam bu kafamız karıştı ya. İyi de kafanı karıştırma işte. Sen neyi bileceksin? Kütahya Ege bölgesinde olmasına rağmen denize iklim Kütahya'ya kadar ulaşmaz. Her ne kadar burada dağlar denize paralel uzanmış olsa da denizel iklim buraya kadar gelmez. Kütahya'da bildiğin karasal iklim görülür. Denize kıyısı olmamasına rağmen Ege'de hangi illerde denizel iklim görülür? Buna verilebilecek en net örnek Manisa'dır arkadaşlar. Böyle bir kırtık da Denizli'dir. Ama Kütahya değildir. Kütahya'da bildiğin karasal iklim koşulları hakimdir. Kütahya deyince ne geliyor aklınıza? Tabii ki porselen sanayisi gelecek. Kütahya deyince ne gelecek? Tabii ki Kütahya deyince lignit gelecek arkadaşlar. Türkiye'de lignite dayalı termik santrallerin en fazla olduğu şehirdir Kütahya. Zaten Dumlupınar Üniversitesi var orada girişinde, pardon, şehir merkezinin girişinde böyle dev porselen bir vazo vardı yanlış hatırlamıyorsam yıllar önce gittiğinde. Kütahya deyince bunu bileceksin. Başka leblebisiyle meşhur Çorum'a bu konuda rakip oluyor. Çorumların canını sıkıyor. Başka Kütahya deyince kaplıcaların burada yoğun yer kapladığını, feldispat madeninin çıkarıldığını bileceksiniz. Evet, Kütahya sadece bunlardan ibaret değil ama ÖSYM'nin soru formatında gelebilirse bunlardan soru gelir diyorum ve geçiyorum küçük bir ile Uşak.
Uşak küçücük bir il. Karasal iklim koşulları hakim. Şeker fabrikasıyla, deri işlemeciliğiyle ve Ulubey Kanyonu'yla meşhur. Evet, bu üç şeyi bilmeniz yeterli. Ulubey Kanyonu dünyanın ikinci büyük kanyonudur. Türkiye'nin en büyük kanyonudur. Bu Uşak Şeker Fabrikası sürekli gündemde. İlk kurulan o mudur, Alpullu mudur? Böyle bir fantazi şeylere kaçıyorsunuz. ÖSYM bunları sormaz ya. Arkadaşlar yanlış yerlerde şey yapıyor, aşık atıyorsunuz. İşte bu çok fazla dağılmanızdan kaynaklanıyor sizin. Her zaman söylüyorum, konuyu tek kaynaktan dinle fakat çok kaynaktan soru çöz. Bir kez daha söylüyorum, not al. Konuyu tek kaynaktan dinleyeceksin ya da çalışacaksın. İki, çok kaynaktan da soru çözeceksin. Sen farklı hocaların farklı tarzını görmek istiyorsan soru bankalarına bak. Geç, soru bankaları da genel olarak tarz olarak birbirine benziyor da. Ama bunun en sağlam yolu bu. Maksimum iki hocayı dinleyeceksin. Onu da takip ediyorum. Bu ne maymun iştahlılıktır ya. O yüzden bunlara çeki düzen verin arkadaşlar. Adam akıllı kimle frekansını tutuyorsa çok değerli hocalarımız var. Hakikaten bu alanda faaliyet gösteren kiminle hoca frekansını tutuyorsa iki kişi belirle. Bense ben. Bir başkasıysa iki kişi belirle. Birini konuyu dinle, birinden tekrar yap. Ama 3, 4, 5, 10 yapma. Bunu da söylemiş olayım. Eğitim koçu olarak bunu söylüyorum sana. Her branş için böyle, tarihten de öyle, yani matematikten de öyle, Türkçeden de öyle. Yedi kocalı Hürmüz'e dönmeyin arkadaşlar ya. Maymun iştahlılık var sizde. Sonra tam dikiş tutturamıyorsunuz. Hasılı Uşak'la ilgili Ulubey Kanyonu bileceksiniz. Şeker fabrikası ilk Alpullu'dur. Onu bileceksiniz ama Uşak'ta ondan sonra açılandır. Bu kadar. Uşak hakkında başka diyeceğiniz bir şey yok ve ben telefonu tripoda yerleştirip efendim bugünkü konuma geçeceğim. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Dilsiz harita çizeceğiz. ÖSYM'nin mutlaka bir soru sorduğu bir alandayız. Bu akşamki ders fevkalade önemli olduğunu sizlere söylemiş olayım. Ben anlattıkça sizler kendinizi test edin. Ne kadar biliyorsanız sınava o kadar hazırsınız. Yayına yeni katılanlara söyleyin ki ben bu dersi ilk kez anlatmıyorum. Bu dersi stüdyoda anlattım, benim hocam kanalında anlattım, kendi YouTube kanalımda bununla ilgili videolar mevcut. Bu tekrar dersidir. Ramazan ayı dolayısıyla böyle hayır işliyorum ben de. Herkesin hayırı kendi sermayesi cinsinden olur. Bizim sermayemiz de ilimdir dolayısıyla. Bunu bir tekrar dersi olarak değerlendireceksiniz. Evet, tripodu yerleştirdik. Dedik ve geldim. Türkiye'de nüfusun dağılışı. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de nüfus her şeyden önce dengeli dağılmamıştır. Türkiye'de nüfusun büyük bir kısmı Türkiye'nin batısında yoğunlaşmıştır. Türkiye'nin doğusunda, güneyinde ve kuzeyinde Karadeniz'de fazla nüfus bulunmamaktadır. Peki nüfusun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? En önemli faktörlerden bir tanesi iklimdir. Sizler, bak size soruyorum. Hiç kitabi konuşmaya gerek yok. Şu anda yayında 3105 kişi var. Size mikrofon tutsam, siz kıyı bölgelerinde mi yaşamak istersiniz yoksa karasal iklimin olduğu iç bölgelerde mi? Çok net bir soru soruyorum. Eminim ki şu anki 3100 kişinin 2500'ü kıyı bölgeler der. Niye? Çünkü ağzınızın tadını biliyorsunuz. Siz çok zalimsiniz, ben sizi biliyorum. Neden? Çünkü iklim koşulları elverişli. Kar yok, yolların kapanması yok, tipi yok. Tarım yapmak daha kolay. Kar nedeniyle yollar kapanmıyor. Efendim, nüfus ılıman iklim olduğu için daha yoğun, dolayısıyla ticaret daha fazla. Hiçbir şey olmasa deniz kenarı, ferahlanıyorsun, gidip çekirdek çitliyorsun, volta atıyorsun vesaire. O zaman iklim nüfusun dağılışını etkiler mi? Etkiler. Dünyada da böyledir. Bakın, kutup ikliminde insan göremezsin, çöl ikliminde göremezsin, hatta ve hatta ekvator ikliminde insanları göremezsin. 1000 metrenin altında insan biyolojik bir varlıktır, iklimden direkt etkilenir. O zaman genelde insanlar ılıman iklim koşullarının hakim olduğu nerelerde toplanmıştır? Kıyı bölgelerinde. Karadeniz kendi içerisinde kıyısı iç kesimlerinden daha yoğundur. Akdeniz, Ege, Marmara nedir? Hepsi her zaman kıyılar, her zaman değil de genel olarak kıyılar iç kesimlerden daha yoğun nüfuslanmıştır. Yer şekilleri nüfusun dağılışını etkiler mi? Etkiler. Ben sana soruyorum. Aynı coğrafi bölgede aynı görülmesine, aynı iklim koşulları görülmesine rağmen niye İzmir'deki nüfus yoğunluğu, İzmir'e selam olsun, Muğla'daki nüfus yoğunluğundan daha fazla? Muğla'da deniz kenarı. Hadi cevap ver. Karşımda susma. Cevap ver bana. Sınıftaymış gibi yapalım. Ya da ben sana başka bir şey sorayım. Yıldız Dağları ya da Teke ya da Taşeli niye iklim koşulları elverişli olmasına rağmen nüfus seyrek?
Çünkü yer şekilleri. Yer şekilleri engebeli olunca, yer şekilleri topografyası karmaşık olunca ulaşımı olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla yer şekilleri nüfusun dağılışını etkiler. Aşırı derecede engebeli alanlarda tarım yapmak zor olur, ulaşım yapmak zor olur. Ekonomik faaliyetler zorlaştığı için, hadi buna bir tane örnek verelim. Menteşe deyin, bakın Muğla'yı hatırlayın. Yükselti, arkadaşlar yükselti arttıkça sıcaklık düşer. Sıcaklık düştükçe iklim şartları sertleşir. İklim şartları sertleştikçe tarım yapmak zorlaşır. Yükselti arttıkça ulaşım yapmak zorlaşır. Ya Allah aşkına arkadaşlar, şöyle bir alanda ulaşım yapmak ile şöyle bir alanda ulaşım yapmak aynı bir şey. Sen burada var ya, gaza basarsın 200 bile yaparsın hız, ama burada Ayetel Kürsi okuya okuya gidersin böyle sen. Çünkü bu dağlardan, şu virajlardan geçerken, dolayısıyla senin burada ulaşım yapman demek buraya köprüler kurman, viyadükler kurman, tüneller açman, burayı düzlemen, o ulaşım maliyeti artıyor. Ulaşım maliyeti artarsa kulağını dört aç, beni iyi dinle. Bir yerde ulaşım maliyeti çoksa oraya sanayi gitmez dostum. Sanayi gitmeyince orada işsizlik olur. İşsizlik olursa orası göç verir. Göç verirse nüfus miktarı azalır. O zaman nüfusun dağılışını etkilemiş oldu mu? Oldu. Bakın, gözlem yeteneğini kullanın sevgili arkadaşlarım. Kitabı hiçbir zaman çalışmayın. Ya kafayı çalıştırın. Bursa'dayım mesela. Uludağ'a zaman zaman çıkıyoruz. Ve Uludağ'a çıkmak kolay değil. Yani dağa çıkıyorsun, nüfus seyreliyor, iklim şartları sertleşiyor. Bursa Ovası'na yağmur yağarken Uludağ'a kar yağıyor. O zaman yükselti katiyetle nüfusun dağılışını etkiler. Antiparantez bir çıkarım yapıyoruz. Hemen yaz oraya. Benim öğrencim bu çıkarımı yapabilmeli. Bir ülkede nüfusun dağılışı üzerinde doğal koşullar etkiliyse bu ülke yeterince gelişmemiştir. Gelişmemiştir. Niye İsviçre'de olumsuz etkilemiyor? İsviçre bizden daha dağlık. Ben zaman zaman paylaşıyorum oradan videolar. Ağzınızın suyu akıyor. Ah hocam, şurada olsak da başka bir şey istemiyorum diyorsun. Aynısı Türkiye'de var. Hatta Türkiye'de daha alacak. Orası daha engebeli. Demek ki bir ülkedeki ulaşım, nüfusun dağılışı, ekonomi, ülkenin doğal koşullarından etkileniyorsa bu ülke yeterince gelişmemiştir diye yorum yapacağız. Toprak nasıl etkiler? Arkadaşlar, insanlar genelde verimli tarım alanlarını tercih eder. Özellikle delta ovalarında nüfus yoğundur. Adana, Çukurova, Bafra, Çarşamba bulunduğu bölge içerisinde nüfusun en yoğunlaştığı yerler buralar. Neden? Adeta bereket fışkırıyor. Sen Konya Ovası'nda 2 atıyorsun, 1 alıyorsun, ama Adana'da 1 atıyorsun, 3 alıyorsun. Her zaman söylüyorum, esprisini yapıyorum. Adanalı çiftçiler neden şalvar giyiyorlar? Şalvarın cepleri te diz kapağına kadar uzanıyor. O kadar çok para kazanıyor ki bastırıyor diz kapağına kadar. Anlatabildim mi? Konyalı ne yapar? Konyalı bırak diz kapağına kadar uzanan bir şalvar, cüzdanına koyar, tek tek jilet gibi ütüleyip de koyacak kadar. O yüzden verimli tarım alanları ne yapar? Nüfusun dağılışını etkiler, müsaadenizle. Devam ediyorum. Su kaynakları. Arkadaşlar, su hayattır. Bak, ben susuz ders bile anlatamıyorum. Bu son bir ayda da boğazım niye bu kadar kuruyor? Ben önceden böyle bir durum yaşamazdım. Yoksa ölecek miyim ne? Yani son zamanlarda bu çok suyu içiyorum ben. Ağzım kuruyor. Boğazımda gıcıklanma oluyor. Durumdan anlayan arkadaşlar varsa bana yazabilirler. Şimdi Allah herkese her türlü hastalıktan korusun tabi. Su kaynakları, mesela İç Anadolu'da, Güneydoğu'da, özellikle yağışın az olduğu yerlerde su önemlidir. Bir yerde akarsu varsa herkes suyun başına toplanır. Suyun başına toplanırsa ne olur? Toplu yerleşme olur. Neden? Tarım için önemlidir. Kullanma için önemlidir. İçme için önemlidir. Karadeniz'de insanlar akarsu çevresine toplanmaz. Yeterince yağış alıyor. Ama yağışın az olduğu kurak yerlerde su kaynakları, nüfusun toplandığı yerler. Antiparantez önemli bir nokta. Türkiye haritasında, bakın Türkiye haritasında, hatta şuna bakın, değişik değişik haritalar getirdim. Bakın, şu Güneydoğu Toros Dağları'dır. Güneydoğu Toros Dağları bölgenin kuzeyinde uzanır ve nüfus genelde bu dağın eteklerindedir. Neden? Buralar daha çok yağış aldığı için. Gördüğün gibi yağış nüfusun dağılışını ne yapıyormuş? Etkiliyormuş. Geçtim. Bitki örtüsü nasıl etkiler? Arkadaşlar, ormanlık bir alanda nüfus yoğunluğu fazla mıdır, değil midir? Ben size soruyorum. Bak, şu anda hatta açayım yorumları. Siz yorum yaparken ben de su içeyim. Ormanlık alanlarda nüfus yoğunluğu fazla mıdır? Ah, benim. Yoksa az mıdır?
Ormanlık alanlarda nüfus azdır arkadaşlar. Ormana kim gider yerleşir ya? Ormanda tarım yapamazsın, hayvancılık yapamazsın, herhangi bir ekonomik faaliyet yapamazsın. Ormana ne için gidilir? Ancak çadır kurmaya gidersin. O da geçici süreliğine olur. Dolayısıyla sakın yanılmayın, ormanlık alanlarda nüfus yoğunluğu azdır diye aferin, birçoğunuz doğru yorum yapmış. Sizi gittikçe daha çok sevmeye başlıyorum. Güzel yorumlar yapmaya başlıyorsunuz. Artık büyüdünüz ya. Daha dönemin başında neydiniz? Bu kadar küçücük bir çocuktunuz. Şöyle bir şeydiniz. Şimdi büyüdünüz, serpildiniz. Artık daha olgun yorumlar yapıyorsunuz. Türkiye'de nüfusun dağılışı. Bak buraya bir sürü faktör yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 faktör yazdım. Bunlar içerisinde nüfusun dağılışını en çok etkileyen faktör hangisidir? Sana verdi ÖSYM. Böyle sorular sorar. Hangisi nüfusun dağılışında diğerlerine göre daha fazla etkilidir ya da daha az etkilidir? Daha fazlanın altını çizerek sorar. Arkadaşlar Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen temel faktör sanayidir. Yani bir yerde ekonomi olsun, para olsun, vallahi isterse dağ başı olsun, millet gider oraya kamp kurar. Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen temel faktör neymiş? Sanayi. Her bölgede sanayinin geliştiği iller daha yoğun nüfuslanmıştır. Türkiye'de nüfusun en çok yoğunlaştığı bölge Marmara'dır. Neden? İnsanlar Marmara'ya Boğaz Köprüsü'nde selfie çekmek için mi gidiyorlar? Değil. Ne için gidiyorlar? Sanayi için gidiyorlar. İş imkanları için gidiyorlar. O zaman Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen temel faktör neymiş? Ekonomi. Tarım etkiler mi? Etkiler tabii. Topraklar verilmişse, tarım alanları genişse, tarımın çiftçiyi memnun ettiği, ihya ettiği dönemlerde tarım alanları da yine çevresine göre sık nüfuslanmıştır. Turizm, kıyı bölgelerimiz özellikle Ege'nin çok sayıda sahil kasabası büyümüştür, ilçe olmuştur. Bugün Bodrum şeyden büyük ya, Muğla'dan büyük yani. O zaman turizmde nüfusun dağılışını etkiler. Ulaşım. Arkadaşlar ulaşım seçeneği ne kadar fazlaysa nüfusun o kadar yoğundur. Ulaşım seçeneği ne kadar fazlaysa ekonomik faaliyetler o kadar canlıdır. Bunu da bilelim. Mesela ulaşım faaliyetlerinin iyi olmadığı Çanakkale'de nüfus seyrek. Ulaşım faaliyetlerinin iyi olmadığı Muğla'da nüfus seyrek. Ulaşım faaliyetlerinin iyi olmadığı Hakkari'de, Artvin'de nüfus seyrek. Buralarda demir yolu yok. Karayoluna ise sapa kalıyor buralar. Dolayısıyla siz neyi bileceksiniz? Ulaşımın gelişmediği yerde nüfus da seyrektir. Ulaşılabilen yer gelişir arkadaşlar. Madencilik nüfusun dağılışını etkiler mi? Etkiler. Ben size sormuş olsam ki madenciliğin nüfusu dağılışını etkilediğine örnek olarak Elazığ'ı mı veririm? Yoksam Konya'yı mı veririm? Bugün niye Konya'ya taktımsa. Tabii ki Elazığ'ı veririm. Madenciliğin nüfusun dağılışını etkilemesine örnek olarak Batman'ı mı veririm, Şanlıurfa'yı mı veririm? Tabii ki Batman'ı veririm. Ya da Zonguldak'ı mı örnek olarak verebilirim, Ankara'yı mı? Ya da Zonguldak'a mı örnek veririm, Bursa'yı mı? Tabii ki Zonguldak'a örnek verebilirim. Ama hocam Bursa'da da maden var. Wolfram madeni dün söylediniz. Ya güzel arkadaşım, Wolfram'dan dolayı Bursa'ya gelen kaç kişi var? Bursa'nın en kalabalık yeri olan Heykel denen mevkiye git. Eline sarı mikrofonu al. Sokaktan geçen 100 kişiye sor. Hemşerim sen niye buradasın? 100 kişiden 90'ı sana şey mi diyecek? Ben maden, Wolfram madeninin meftunuyum abi, o yüzden buradayım. Onsuz yapamıyorum. Onun için geldim buraya mı diyecek? Birçoğu Wolfram madenini duymamıştır bile. Ama 100 kişiden 90'a diyecek ki Bursa sanayi şehridir. Sanayi sektöründe çalışıyorum. 2 kişiden biri diyecek ki tekstil sektöründe çalışıyorum. Anlatabildim mi? Dolayısıyla madenciliğin bir şehrin de nüfusun dağılışında etkili olabilmesi için şehrin ekonomisine önemli bir yer tutması lazım. Ama git Zonguldak'a sor bakalım, 10 kişiden 9'u maden için orada. Dedim ve geçtim aritmetik nüfus yoğunluğuna. Aritmetik nüfus yoğunluğu nedir ya da matematiksel nüfus yoğunluğu toplam nüfusun toplam yüz ölçüme bölünmesiyle. Nüfusumuz 83 milyon küsür. Gerçek alanın yüz ölçümü 814 bin kilometre kare. Böldüğün zaman ortalama 108 kişi düşüyor. ÖSYM sana bu rakamı sormaz. Fantazi peşinde koşmayın. Ben bunu ne için? Bunu söylemek zorundayım. En azından kafanda bir yer edinsin bu yani. Çünkü bundan sonra söyleyeceklerimi bunun üstüne bina edeceğim. Yoksa bunu sana ezberle demiyorum. ÖSYM sana sormaz ki kaç kişi, şıkları teker teker 108, 109, 110, böyle bir soru olur mu ya? Olmaz. Ama bu kıyas yapabilmek için bunu vermek durumundayım. Ve sen şunu bileceksin. Tarih boyunca Türkiye'de aritmetik nüfus yoğunluğu hep artmıştır. Neden? Nüfusumuz hep artmıştır. Yüz ölçümümüz değişmediğine göre, nüfusumuz sürekli arttığına göre, yani payda değişmiyor ama pay sürekli büyüyor. O zaman ne olacaktır? Bu rakam büyüyecektir. Geçen sene 107 idi, bu sene 108, seneye 109, böyle gittikçe artıyor. Neden? Nüfusumuz artıyor.
Aritmetik nüfus yoğunluğu sürekli artmıştır. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara'dır arkadaşlar. İl olarak ise İstanbul'dur. Nüfus yoğunluğunun aritmetik nüfus yoğunluğu yani kilometreye kare düşen insan sayısının en az olduğu yer Tunceli. Bu sene nüfusun da en az, nüfus yoğunluğunun da en az olduğu yer Tunceli'dir. Dolayısıyla siz de rahat ettiniz, biz de rahat ettik. Çünkü ikide bir soruyorsunuz, en azından bu sorulardan kurtulduk. Ne diyorum? Nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu fark etmiyor. En az olan yer Tunceli. Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge Marmara. Neden? Yüz ölçüm küçük, nüfus çok fazla. Dolayısıyla kilometre kareye 300'ün üstünde insan düşüyor Marmara'da. Ondan sonra Ege ve Güneydoğu geliyor. Ege'yi de anlıyorum. Marmara'dan sonra en gelişmiş, en çok göç alan bölge. İyi de Güneydoğu'nun ne işi var ya? Türkiye ortalamasının üstünde 115 kişi düşüyor Güneydoğu'da kilometre kareye. Güneydoğu göç alan bir yer değil ki hocam. Niye orada nüfus yoğunluğu fazla? Çünkü Güneydoğu'nun yüz ölçümü küçük. Bundan dolayı nüfus yoğunluğu fazla çıkıyor. Bak. Türkiye'de nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstünde olan 3 bölge var. Üçü de bunlar. Diğerleri Türkiye ortalamasının altında. Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz. Ama nüfus yoğunluğunun en az olduğu yer neresi? Doğu Anadolu. Kilometre kareye 36 kişi düşüyor. Neden? Çünkü kilometre kareye 36 kişinin düşmesinin temel nedeni çok göç vermesi. İkinci nedeni yüz ölçümünün büyük olması. Bak şöyle bir neden yok ha, sizi ters köşe yapabilir. Doğu Anadolu'da aritmetik nüfus yoğunluğunun az olması doğum oranının az olması ile ilgilidir. Hayır efendim, ne münasebet. Bilakis doğum oranı çok yüksektir. Doğal artış çok yüksektir. Problem ne? Doğanların orada durmaması, göç etmesi. O yüzden ben sizleri bordo bereli yapmak için ne yapıyorum? Kitaplarımda, soru bankalarımda size sık sık bununla ilgili çeldiriciler kullanıyorum ki sınavda ters köşe olma. Neden? Çünkü bir seneni veriyorsun. Bir atımlık barutun var. Doğru yerde kullanman lazım. Yoksa ben size niye zor soru sorayım? Kolay soru hazırlamak benim için daha kolay. Bunu ne için söylüyorum? Sınava giren bir adayın muhakkak amiral soru bankası çözmesi lazım. Oradaki soru tiplerine aşina olun. Velev ki çok yanlış çıkar ya, sıkma canını. Her yanlış bir doğruyu öğretir. Amiraldaki zor soruların oranı da bu arada şöyle söyleyeyim. Abarttığınız gibi değil. Normalde ÖSYM'nin zor soru sorma yüzdesi %10'dur. Soruların %10'u çok zordur. Ben amiralda sadece bunu %20 yaptım. Fark bu yani. %80'i yine yapılacak sorular. Yine amiralde %10'unu çok kolay sorulardan sordum. Amiralde %3 de hiç çıkmayacak tarzda soru verdim. Olsun, %3 büyük bir rakam değil. 1450 sorudan sadece 50 soruya tekabül eder. Esneme, gevşetme hareketi. Yani bunlar profesyonel hazırlanıyor. Kafamıza göre değil. Keyfimize göre değil yani. Evet, bu faslı da geçtim. Ve geldim tarımsal nüfus yoğunluğuna. Burada biraz zorlanıyorsunuz. Neden? Çünkü sayısal zekanız çok gelişmiş değil. Matematikle aranız iyi değil. Yani millet olarak matematikle aramız iyi değil ama matematik her yerde karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Tarımsal nüfus yoğunluğu nedir? Tarımla uğraşan kişileri tarım arazisine bölüyorsun. O zaman şöyle bir kafayı çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi burada çıkan sonucun büyük olması için şu bölen durumunda değil mi? Paydadaki rakamın küçük olması lazım tarım arazisi. Tarım arazisinin küçük olması için oranın dağlık engebeli mi olması lazım, düz mü olması lazım? Kendiniz verin cevabı. Bir yerde tarım arazi, nerede tarım arazisi azdır? Dağlık yerlerde mi yoksa düz yer? Tabii ki dağlık yerlerde tarım arazisi az. O zaman bir yer ne kadar dağlıksa tarım arazisi o kadar az, payda o kadar küçük, dolayısıyla çıkan sonuç o kadar büyük. Ve hangi bölge? Karadeniz. Karadeniz çok dağlık olduğu için, tarım arazileri çok az olduğu için arazi başına düşen çiftçi sayısı fazla. Tarımsal nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer neresiymiş? Karadeniz. Karadeniz'den sonra Doğu Anadolu. Ama hocam Doğu Anadolu daha dağlık değil mi? Dur, orada dur. Doğu Anadolu daha dağlık dersen orada dur. Doğu Anadolu daha yüksek. Erzurum yüksektir ama düzdür, platodur. Kars düzdür, platodur. Ardahan, Elazığ, Malatya buralar düzdür arkadaşlar. Sen Elazığ gibi bir düzlüğü ya da Iğdır'dan örnek vereyim ya Karadeniz'de bulamazsın. Doğu Karadeniz'i kastediyorum. O zaman bir çıkarım yapalım. Bir yerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazlaysa tarım arazileri küçüktür. Evet, tarım arazileri küçükse orası dağlık ve engebelidir. Evet, tarım alanları dardır. Evet, tarımda çalışan sayısı fazladır. Evet, yani pay büyüktür. Makineleşme azdır. Bir yer zaten engebeli olursa orada makineleşmenin fazla olması düşünülemez. ÖSYM tarzı soru.
Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Makineleşme çoktur. Hayır efendim, orası dağlık bir alandır, makineleşme azdır diyeceksin. E böyle yerlerde makine yoksa intensif tarım yapamazsın, modern tarımı yapamazsın. Ne olacaktır? Babadan kalma ekstansif tarım. Traktörle değil, öküzle sürmek durumunda kalacaksın. Makineyle hasat değil, elle toplamak zorunda kalacaksın. Dolayısıyla tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olan yerlerin ortak özelliği neymiş? Engebeli diye bil. Engebeli yerlerde ulaşım zordur. Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark fazladır. Yani bunlar çeşitlendirilebilir. Şimdi ben sana soruyorum. Bak 100 kişi var tarımla uğraşan. Şurada da 100 kişi var. 2 tane arazi. Şimdi hangisi tarımla uğraşan kişi sayıları aynı değil mi? 100'er kişi. Buradaki tarım arazisine bak. Ne kadar az? Sadece şu düz yerler var. Şuradaki tarım arazisine bak. Hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazla çıkar? Şuradaki düz alanları toplarsam en fazla 10 kilometre kare olsun atıyorum. Ama buranın tamamı düz. Burası 50 kilometre kare olsun tarım alanı. Böldüğüm zaman 100 bölü 50 tarımsal nüfus yoğunluğu 2. Burada kaç çıktı? 10. Tarımla uğraşan kişi sayıları aynı aslında 100. Neden tarımsal nüfus yoğunluğu farklı çıktı? Çünkü burası engebeli olduğu için tarım arazisi lazım. O zaman döne döne anlatıyorum. Ne kadar engebeli ise tarımsal nüfus yoğunluğu o kadar fazla. Ve geldik fizyolojik nüfus yoğunluğuna. Fizyolojik nüfus yoğunluğunda toplam nüfusu tarım arazisine bölüyorsun. Buradaki amaç nedir? Acaba bu tarım arazileri ne kadar nüfusu besleyebiliyor ya da tarım arazisine ne kadar nüfus düşüyor? Besleyebilecek mi? Dışarıdan ürün almak durumunda kalacak mıyız? Arkadaşlar, toplam nüfusun en fazla olduğu bölge Marmara olduğuna göre tarım arazileri de Marmara'da yüzölçüm olarak azdır. Oran olarak fazla olsa bile fizyolojik nüfus yoğunluğu nerede fazla? Marmara'da fazla. Neden? Nüfus çok fazla. Fizyolojik nüfus yoğunluğu nerede az? İç Anadolu'da az. Neden? Çünkü tarım arazileri çok geniş İç Anadolu'da. Dolayısıyla fizyolojik nüfus yoğunluğu ne oluyor? Az oluyor dedim. Bu faslı da geçtim. Ve geldim en önemli kısma. Dilsiz haritalarınızı çıkarın. Ben yayından önce dilsiz haritalarım kalmamış. Şöyle bir şey buldum. Bunun üzerine mi yapayım diye düşündüm. Sonra karışıklık olmasın. Bir dursun. Sonra ben her kitabımın arkasına dilsiz harita koyuyorum ya. Şu Atak Soru Bankası'nın da arkasına koymuşum. Olmayanlar oradan fotokopi çeksinler diye. Dolayısıyla ben bunun üstüne çizeceğim. Şu arkasındaki harita da çok önemli. Bunu da duvarlarınıza asın. Ya bu soru bankası hakikaten tam oldu. Tam dost işi oldu. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Dilsiz haritanızı açtınız mı? Evet. Şimdi aritmetik nüfus yoğunluğunun ve tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve az olduğu yerleri söyleyeceğiz. Şöyle yapalım. Şu harita üzerinde aritmetik tarımsal nüfus yoğunluğunu göstereyim. Arkadaşlar, tarımsal nüfus yoğunluğu nerelerde fazla? Dağlık yerler. Bak, önce Muğla'yı çiziyorum. Sonra Yıldız Dağları'nı çiziyorum. Hep dağlık yerler. Sonra Doğu Karadeniz'i çiziyorum. Sonra Batı Karadeniz'i çiziyorum. Dağlık yerler. Sonra Taşeli Platosu'nu çiziyorum. Sonra Teke Platosu'nu çiziyorum. Sonra Hakkari Dağlık yöresini çiziyorum. Buralarda tarımsal nüfus yoğunluğu fazla. Buralar engebeli. Hatta Hatay'da da fazla çünkü Nur Dağları geniş yer kaplıyor. Tamam. Buraları yaptık mı? Gelelim tarımsal nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler. Şöyle bir lejant yapalım. Mavi ile gösteriyorum. Tarımsal nüfus yoğunluğu, şöyle tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olan yerler. Sürekli çıkar sorularda. Şak şak hemen böyle avucun içi gibi bunu bileceksin, göstereceksin. Tamam, dağlık yerler. Doğu Anadolu'nun genelinde de fazla da genelde şeyi sorar. Hakkari çevresini sorar. Gelelim tarımsal nüfus yoğunluğunun az olduğu yani düz olan yerler. Güneydoğu. Güneydoğu'nun bu sese gıcık oluyor musunuz? Normalde ben de gıcık olurum. Ama ne yapalım? Bu ses çıkmak zorunda. İç Anadolu. Burayı çiziyorsunuz. Tarımsal nüfus yoğunluğu nasılmış? Az. Ortak özellik ne? İki yerin düz olması. Tarım alanlarının geniş olması. Marmara'da Trakya. Yine Güney Marmara'da
Efendim, Ege'nin muhtelif yerleri şu dağların arasında tarımsal nüfus yoğunluğu azdır. Ve Karadeniz'den sorarsa Samsun'u işaretleyeceksin. Çünkü Samsun Karadeniz'in en düz yeridir. Ama gene de nereyi sorarlar? Güneydoğu ve İç Anadolu. ÖSYM riske girmek istemez. Tamam. Buna da ne dedik? Yine lejantımızı şey yapıyoruz. Efendim ne diyoruz? Lejantımızın yanına tarımsal nüfus yoğunluğu. Niye bunu kırmızıyla yazmadım? Kırmızıyla yazayım. Tarımsal nüfus yoğunluğu az. Hadi bir de şöyle bir şey yazalım mı? Bak tekrarın tekrarı. Burada tarımsal nüfus yoğunluğu buraya yazıyoruz. Tarımsal nüfus yoğunluğu az. Engebe nasıldır? Engebe az. Tarım alanları geniş. Tarımda makine kullanımı yaygın. Zaten bu bile tarımsal nüfus yoğunluğunu azaltmaz mı arkadaşlar? Yani birçok kişinin yapacağı işi tek bir makine yapıyor. Değil mi? Efendim, gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark az mı fazla mı? Az. Değil mi? Bak, al sana soru. Buralar için ne söyleyeceğiz? Tam tersini söyleyeceğiz. Dolayısıyla hadi onu da yazalım. Yazalım. Üşengeçlik yapmayalım. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler. Tarımsal nüfus yoğunluğu fazla. Neden? Engebe fazla. Başka tarım alanları az. Başka ekstansif yöntemler yaygın. Efendim, başka makine kullanımı az. Tekrarını böyle yap. Oturup papağan gibi kitabı tekrar etme bence. Yazarak, çizerek. Bak ne kadar rengarenk bir şey oldu yani. Evet, geçiyorum. Zamanı ekonomi kullanmam lazım. Ve geldik Türkiye haritasında aritmetik nüfus yoğunluğu. Bunun üstüne ne yazıyorsunuz? Bu haritalar yadigar olarak kalsın. Ha, hemen atmayın. Sonradan tekrar yapacaksınız. Buna tarımsal nüfus yoğunluğu diye başlık atın. Şuraya da aritmetik nüfus yoğunluğu. Sevgili arkadaşlar, önce nüfus yoğunluğu, aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleri çizelim. Hangisiyle çizeyim? Yeşille çizeyim ya, farklılık olsun. Bakınız, Doğu Karadeniz'in kıyısını çizin bakalım. Doğu Karadeniz'in kıyısı. Başka, Batı Karadeniz'i çizin. Buralarda efendim aritmetik nüfus yoğunluğu fazla. Neden fazla? Bunu da bilmen gerekir. Doğu Karadeniz'de nüfus yoğunluğunun fazla olma nedeni sanayi değil. Burada sanayi gelişmemiş. Neden burada nüfus yoğunluğu fazla? İklimsel koşullar. Geldim Batı Karadeniz'e. Neden burada nüfus yoğunluğu fazla? Bunu şöyle yazayım. Çünkü arkadaşlar burada madencilik gelişmiş. Bak madencilik. Başka demir çelik sanayisi gelişmiş. Demir çelik sanayisi. Başka kağıt sanayisi gelişmiş. Başka kereste sanayisi gelişmiş. Başka büyük pazarlara yakın. Büyük pazarlar dediğim neresi? İstanbul, Ankara, Bursa'ya yakın. Başka batıda ya hiçbir neden olmasa batı. Yani artık algısal mı, olgusal mı hangisalsa batı daha çok gelişiyor. İnsanlar batıya daha çok müteveccih. Şehirlerin de batıları gelişiyor, bölgelerin de batıları gelişiyor. Yaşadığınız şehre bir bakın beni tasdik edin. Avrupa'nın bile batısı ortasından daha çok gelişmiş yani. Dolayısıyla burada da aynı durum tezahür etmiş. Ama neden Batı Karadeniz'in nüfus yoğunluğu fazla? Tarım nedenlerden biri değildir. Ne dedik? Madencilik. Başka demir çelik sanayisi var burada. Başka kağıt sanayisi var. Kereste sanayisi var. Büyük pazarlara yakın ve limancılık faaliyetleri daha gelişmiş. Demir yolu. Bak onu da yazabiliriz. Burada ne var? Demir yolu ulaşım var. Ulaşım seçenekleri daha fazla. Aynı zamanda limancılık faaliyetleri daha gelişmiş. Zaten limancılık neden gelişmiş? Demir yolu ile iç kesimlere bağlantıyı sağlayabildiği için. Batı Karadeniz derken Sinop'u almıyorum. Ha, sakın ha sakın. Nereye alıyorum? Zonguldak'a alıyorum. Al şak diye soru. Peki nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler. Bunu neyle göstereyim? Bunu da morla göstereyim. Arkadaşlar Sinop'u şöyle güzel bir çizin bakalım. Sinop'ta nüfus yoğunluğu neden az? Çünkü hinterlandı dar. ÖSYM böyle soruyor. Çünkü hinterland dar. Bak iklimsel bir problem yok. Kıyıda olan hiçbir yerin iklimsel problemi olamaz. Ama yer şekilleri problemi var.
Hinterland zaten niye dar? Yer şekilleri engebeli ve iç kesimlerle ulaşımı olumsuz etkiliyor. Anlaşıldı mı? Ve yine nüfus yoğunluğu nerede az? Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, yani nereyi kastediyorum? Bayburt, Gümüşhane tarafları. Kıyı kesiminde yoğundur. İç kesimlerde nüfus seyrektir. Bayburt, Gümüşhane'ye niye kimse gitmiyor işte? Yani dağlık, engebeli, karasal iklim, tarım yapmak zor. Bayburtlar bile durmuyor ki orada. Göç ediyorlar yani. Dışarıdan göç almayı bırak. Karadeniz'de il olarak ise nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerden biri Samsun'dur. Çünkü Samsun en gelişmiş şehridir. Ama genelde il olarak sormaz. Harita üzerinde işaretli yer olarak sorar. Ama şöyle Samsun'un Bafra ve Çarşamba deltobalarına da iki tane nokta koyalım. Buralarda ne var? Burada nüfus yoğun, aritmetik nüfus yoğunluğu fazla. Ve geldim Marmara bölgesine. Değerli dostlarım, Marmara bölgesinde nüfusun seyrek olduğu yer Yıldız Dağları. Bak bunu ben size daha önce de anlatmıştım değil mi? ÖSYM'nin sevdiği dağlar konusunda bunu anlatmıştım. Siz farkında olmadan ben sarmal şekilde 8-10 defa o konuyu tekrar ediyorum aslında. Sonra da bana mesaj atıyorsunuz. Hocam sesiniz kulağımda, beynimde tabii yankılanacak. 8-10 defa tekrar ettim ben. Viral olarak yedirdim onu sana. Ders esnasında. Sen o anda fark etmedin ama soruyu çözerken fark ediyorsun. Yıldız Dağları bölümünde, Yıldız Dağları bölümünde nüfus neden seyrek? Bir kere adından belli, dağlık alan yani, engebeli. Başka, ulaşıma sapa yaz, sapa. Sapa ne demek? Kenarda kalmış, kıyıda kalmış. Yani yol güzergahı üzerinde değil. Avrupa'dan gelen E5 yolları var. Buna ters kalıyor. Ana güzergahlara uzak. Şimdi Yıldız Dağları'nın nüfusun seyrek olma nedeni şey değildir mesela. Efendim, olumsuz iklim koşulları değildir. Olumsuz bir iklim koşulu yok. Kıyılarda olmaz. Bir kere daha söylüyorum sana. Ya da buranın bölgenin en çok yağış alan yer alması. Hayır efendim, çok yağıştan dolayı kimse bir yeri terk etmez. Ne diyecek? Ya hayatım, burası çok yağışlı. Ben hep ıslanıyorum. Başka yere taşınalım mı diyecek. Böyle bir taşınma gerekçesi olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla Yıldız Dağları ulaşım ve engebe. Temel neden bu. Başka, sanayi az. Zaten sanayinin az olma nedeni ulaşıma sapa kalması. Yazalım onu, sanayi de az. Tamam. Evet, başka nerede seyrek Marmara'da? Bakın şurada Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale'nin olduğu Biga Yarımadası. Buralarda işaretle. Hocam Çanakkale kalabalık değil mi? Kalabalık değil işte. O senin yanlış ön yargın dostum. Neden? Çünkü aynı neden burası için de var. Engebe, hani engebeyi demeyeyim de sapa diyeyim ya. Tam olarak sapa kalmış diyeyim. Fakat yer şekillerinin neye sapa? Ulaşıma sapa tabii ki. Yani ulaşıma sapa yaz. Yani sen şunu bil değerli arkadaş. Beni şu an dinleyen 3541 kişi şunu bilin. Türkiye'nin köşede kıyıda kalmış yerleri, bak Muğla'sı öyle, Yıldız Dağları öyle, Hakkari'si öyle, Artvin öyle. Buralarda nüfus seyrek. Ben hep şunu hatırlıyorum. Yani bunu anlatırken şu misal aklıma geliyor. Hani evde elektrik süpürgesiyle yerler alırsın ya, böyle süpürgenin uzanmadığı köşeli yerler vardır. Yani önce ucunu çıkarırsın, ondan sonra hiç hoşlanmam o işten böyle. Yani elektrik süpürgesinin uzanmadığı yerler var evde. Oralarda tabii ki Türkiye haritası gibi düşünürsen elektrik süpürgesinin bile uzanmadığı yerlerde nüfus fazla olmaz. Elektrik süpürgesinden kastım ne? Ulaşımın uzanmadığı, ulaşıma sapa kalmış yerlerde nüfus olmaz kıyıda köşede. Tamam? Diyorum. Ve Marmara'da nüfusun yoğun olduğu yerlere geçiyorum. Nerede yoğun? Tabii ki tartışılmaz bir şekilde İstanbul ve Kocaeli tarafı. Burada nüfus neden yoğundur sorusundan ziyade hangisi nedenlerden biri değildir diye sorulur. Neden? Bak, sanayi var, ticaret var, ulaşım var, turizm var. Efendim, hatta hayvancılık var. Değil mi? Ahır hayvancının en geliştiği yer. Ne yok? Bu sorulur. Yani Çatalca Kocaeli bölümünde nüfusun yoğun olma nedenleri arasında hangisi sayılamaz? Bak, burada sayılamaz olanı yazıyorum, tamam mı? Sayılamaz yazayım da sonra karıştırmayın. Madencilik yok. Başka, tarım yok. Ama onun haricinde hepsi var. Burada nüfusun hiçbir şey olmazsa İstanbul'un bir sembolik değeri var ya. Başka nerede yoğun nüfus? Marmara'nın güneyinde, Bursa çevresinde. Neden Bursa çevresi? Oho, bir sürü neden. Dün anlattım zaten. Hem sanayi, hem tarım, hem turizm. Zaten sanayinin olduğu yerde hem ticaret, hem ulaşım, bir sürü hemi var. Ama şu yok yani. Madencilik diyemiyorum. Wolfram madeni buraya nüfusu çeker gibi bir durum yok. Temel neden sanayi, ulaşım ve tarım. Ve geldim Ege bölgesine. Nüfusun seyrek olduğu yer Muğla, Menteşe çevresi.
Sizler de güzel bir şekilde çizin. Bakın rengarenk bir harita çıkıyor ortaya. Aynı zamanda ahşap boyamak gibi stres atıcı bir iş bence bu. Hiç boyamadım ama herhalde boyasadım böyle boyardım. Menteşe yaz buraya Menteşe. Neden nüfus seyrek? Ulaşım. Sapa. Başka engebeli. Ulaşıma sapa engebeli. Bu kadar. Başka sanayi yok. Hani sanayi her seferinde yazmama gerek yok. Zaten bir yere ulaşıma sapa ve sanayi yoksa orada sanayi az. Efendim nüfus seyrektir. Ama şöyle bir neden yok. Olumsuz iklim koşulları. Hocam ama dağlık. Dağlık değil engebeli. Dağlık olsun yükselti fazla değil. Neticede kıyıda bu. Olumsuz iklim koşulu demek sert kış koşulları demektir. Böyle bir durum yok. Peki nerede nüfus yoğun? Tabii ki İzmir. İzmir'de nüfus neden yoğun? Buyurun siz söyleyin. Neden yoğun olmasın ki? Bir, kızları bir kere güzel dermişim. İzmir'de neden boyozu güzel mesela? İzmir'de neden neyse meseleye gelelim. İzmir'de arkadaşlar sanayi, başka tarım yani Bursa için geçerli olan nedenlerin aynısı İzmir'de de var. Başka limancılık değil mi? Limancılık da çok gelişmiş. Başka sanayinin olduğu yerde ticaret de vardır. Böyle yazılarım küçüldü ama siz yazın bunu. Limancılık, sanayi, tarım, İzmir deyince başka ne var? Sembolik bir değeri var ya. İzmir'in marşı var daha var da ötesi. Kaç tane ilin marşı var? Sembolik değeri olan iller hiçbir şey olmasa bile İzmir sevdası vardır. İstanbul sevdası gibi. Mesela bir Ankara sevdası var mı bilmiyorum. Ama bir Elazığ sevdası ne olduğu tartışılmaz. İzmir'de nüfusun yoğun olma nedenleri bunlar. Temel nedenler bunlar. Tamam mı? Limancılık, sanayi, ticaret, turizm. Turizmi de yazdık. Ve geçiyorum Akdeniz bölgesine. Akdeniz bölgesinde nüfusun seyrek olduğu yer. Hocam hop yavaş Antalya'yı çiziyorsun. Çizerim benim değil mi? Antalya teki nüfus seyrek. Efendim burası nere? Burası Taşeli. Şuraya ne dedik? Burası Teke. Buraya ne dedik? Taşeli. Buna ister plato deyin, ister yarımada deyin. Fark etmez. Neden seyrek? Temel nedenleri yazıyorum. Yine ulaşım. Yine engebe ve bir ekstra yazıyoruz. Karstik arazi. Görünmüyor mu acaba? Ben burada kendi kendime takılmış gidiyorum. Meğersem ekrandan çıkmışım. Niye Teke'de nüfus seyrek? Ulaşıma sapa. Engebeli. Karstik arazi fazla. Karstik arazinin olduğu yer tarıma elverişli değildir. Bir daha söylüyorum. Karstik arazi tarıma elverişli değildir. Neden? Su geçirimlilik özelliğinden dolayı, suyu tabana sızdırma özelliğinden dolayı. Aynı şeyi Taşeli için de söyleriz. Yine ulaşım, baş harflerini yazıyorum. Yine engebe ve yine karstik arazi. Aynısını buraya da yaz. Tamam. Peki nüfus nerede yoğun? Adanalı yak, Allah'ın adamı yak. Boşuna demiyorlar. Hatay, Adana ve il olarak da Antalya merkez. Antalya merkezde nüfus neden yoğun olabilir? Herhalde sanayi diyecek haliniz yok. Temel neden nedir? Turizmdir. Başka tarımdır. Bitti. Başka bir şey yok. Adana'da temel neden sanayidir. Ondan sonra tarımdır. Peki hocam turizm? Turizm yok işte. Nasıl hocam? Akdeniz'de burası olabilir. Adana tarımla sanayiyle doymuş turizme gerek duymuyor. Hiç Adana'ya giden turist duydunuz mu Allah aşkına? Adana'ya giden turist ya yolunu şaşırmıştır. Yani Adana'dan hiç turizm haberi duyamazsınız. Adana'dan gene de ne duyarsınız? İşte canlı bombayı döverek etkisiz hale getiren insanlar. Güneşe ateş açan insanlar. Nevi şahsına münhasır şırdan partisi yapan insanlar. Ama Adanalılar. Cömert adamlar ya. Seviyorum Adanalıları. Gerçekten gittim Adana'ya da. Hasılı gerek duymuyorlar turizme. Tamam üstüne basa basa anlıyorsunuz diye söylüyorum. Antalya'da turizm ama Adana'da, Adana derken Hatay'ı da kastediyorum. Sanayi ve tarım. Okey. Pekala. Bunu da geçiyorum. Geldim Güneydoğu'ya. Saatimiz ilerliyor. Bir saate yaklaştık yine. Güneydoğu Gaziantep çevresinde nüfus yoğun. Gaziantep. Orta Fırat bölümü diyoruz buraya biz. Orta Fırat zaten iki bölümden oluşuyor. Orta Fırat bölümünde Şanlıurfa da var ama il olarak Gaziantep lokomotif. Neden? Arkadaşlar en önemli nedeni yazıyorum. Çünkü Antep'in baklavası çok güzel. Başka katmeri harika. Değil tabii ki bunlar sınavda çıkmaz. Bunları ben söylüyorum.
Neden? Çünkü Antep'in sanayisi harika arkadaşlar. Türkiye'nin 6. büyük sanayi şehri. Temel neden bu. Bir yerde sanayi varsa ticaret de var. Başka Akdeniz'e yakın bak gördün mü? Denize her zaman yakın olan kazanır. Akdeniz'e yakın. Başka iklim koşulları daha elverişli. Yani Akdeniz iklimi görülüyor burada. Bozulmuş Akdeniz iklimi zeytin tarımı yapılıyor. Ve başka en önemlisini söylüyorum. GAP projesinden daha fazla istifade etmiştir. GAP. GAP bitti mi? Bitmedi. Bitecek mi? Allah bilir. İnşallah. 30 yıldır aynı şeyi söylüyoruz. 30 yıllık mazisi var yani. GAP bitmedi ama GAP'ın biten kısmı daha çok Antep'e, Orta Fırat bölümünde bitmiş. Bitmeyen yer neresi? Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman'ın olduğu yer. Yani Dicle bölümü. O zaman neden Antep'te yani Orta Fırat'ta nüfus yoğunluğu fazla? Bir, sanayi, başka ulaşım, başka Akdeniz'e yakın, başka GAP'ın biten kısmı daha çok. Burada sulanabilir alan daha çok. Burada arazi sulandıkça toprak değer kazanıyor. Toprak değer kazandıkça çiftçi orayı terk etmiyor. Bilakis gidenler geri geliyor. Ve diğer nedenler de baklava ve katmer olsun. Gastronomi şehri neticede Antep. Şölen çikolatalarından, o Lupo Şölen markası mı onu da bilmiyorum. Hani efsane olmuştu ya bu korona günlerinde. Dedim ve geldim. Benim kalem nereye gitti? Ha, şuraya gitmiş. Geldim nüfus nerede seyrek? Güneydoğu'nun doğusunda seyrek arkadaşlar. İşte Mardin çevresinde seyrek. Bakın burada seyrek olma nedeni olumsuz iklim koşulu değil ha. Sulama olanakları yetersiz. Sulama olanakları yetersiz. Bak olumsuz iklim koşumu yok, engebeli arazi yapısı yok. Dikkat ediyor musun? Ezbere konuşmuyoruz yani. Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da bile engebeli arazi var. Güneydoğu'da hiç engebeyle ilgili bir şey yazmadım farkındaysanız. Temel neden nedir? Sulama olanakları sınırlı. Hani buna iklim koşulu diyebilirsin. Kuraklık şiddeti fazla. Bir de ne var? Sosyal problemler var. İşte terör ve benzeri. İnşallah biter bunlar da. Bitmesi hepimize bağlı. Yani terör öyle ekranlarda medyanın abarttığı gibi değil. Siz giderseniz Mardin'e, Diyarbakır'a, Batman'a, gerçekten Siirt'e aşık olursunuz ya. Ciddi söylüyorum. Lan buralar mı biz? Bu da ne sanıyorduk buraları dersiniz. Çok güzel insanları var. Çok candan, çok samimi insanları var. Yerleşme, şehirleşme o biçim. Ben Diyarbakır'dan videoda çekmiştim. O yüzden arkadaşlar bizi ayırmaya çalışan insanlar emin olun ki istisnasız söylüyorum. Bu ülkeyi ayırmaya çalışan, bölmeye çalışan Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni bu memlekete esas hain budur. Bu ülkeye efendim kamplara ayıran, oruç tutan, tutmayan, başörtülü, başörtüsüz esas hain budur. Ya insanlar özgürce yaşasın. Bırakın Amerika niye Amerika oldu? Adam kafasının üstündekine bakmıyor, kafanın içindekine bakıyor. Ama bizde öyle bir cahil, öyle bir yobaz, öyle bir nobran kesim var ki her iki taraftan da dinci kesimden de dinci bak dindar demiyorum dinci. Dini kullanan kesim. Atatürkçü görünen kesimden de böyle. Bu marjinal insanlar memleketi birbirine karıştırıyor. O yüzden bizim birbirimizde hiçbir sorunumuz yok. Gidince görür sizi bağrına basar. Her coğrafyamız değerli. Karadeniz'in samimi insanlarına tanık olursun. Ege'ye git oradaki samimi insanlara tanık olursun. Bakın size çok enteresan bir şey. Enteresan derken hani önemli bir şey söyleyeyim. Şimdi 3 tane bir düşünün. Bu 3 tane biri ayrı ayrı yapsan 3 tane çubuk gibi düşünsen bu çubukları tek tek kırmak mümkündür değil mi? İşte biz böyle ayrılırsak tek tek kırılmamız mümkün ama 3'ünü yan yana getirirsen 3'ü yan yana gelirse 3 kuvvetinde olmaz. 111 kuvvetinde olur. Kıramazsın. İşte biz bir arada birlik olursak böyle güçlü oluruz. O yüzden farklılıklarımız bizim ayrışma noktamız değildir. Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Çok severdim gerçekten. Allah rahmet eylesin. Muhsin Yazıcıoğlu. Güzel bir sözü vardı. Kilimin üstündeki motif sayısı kilimin değerini arttırır. Anadolu bir kilimse üzerindeki farklı kimlikten insanlar, farklı ırktan, farklı dilden, farklı şiveden insanlar o kilimin motif zenginliğidir. Kimse kimseyi birbiri gibi olmaya zorlamasın. Bunu söylemek zorundayım çünkü bir sürü boş beleş insan var sosyal medyada paylaşımlar yapıyor, insanları birbirine düşürmeye çalışıyor. Ama gidin bakalım o coğrafyaya. Ön yargılarınız nasıl yıkılacak? Ben Türkiye'nin her tarafını gezdim, her tarafı biliyorum. O yüzden ben bu memleketin dertlisiyim kardeşim. Oturduğu yerden klavye kahramanlığı kimse yapmasın. Memleketimizin her bir metrekaresi mukaddestir. Evet. Geçiyorum.
Hani terör dedik de bu mevzu oradan çıkıyor. Yoksa öyle ekranda göründüğü gibi terör yok yani. Ekranda abartılan bir durum var. Son derece gündelik hayat devam ediyor. Ve geldim Doğu Anadolu bölgesine. Doğu Anadolu'nun en gelişmiş şehri neresidir? Tabii ki Elazığ. Böyle bir soru sorulur mu? Ama heyecan olsun diye sordum. Doğu Anadolu, ama önce gelişmemiş yerleri, nüfusun seyrek olduğu yerleri yapıyoruz değil mi? Öyle Elazığ deyince heyecanlandım bir anda. Nüfusun en seyrek olduğu yer neresidir? Hakkari Dağlık bölümüdür. Neden? Adı üstünde dağlık. Köşede bir sürü olumsuzluk var. Bir kere engebeli var. Engebe var. Ulaşım problemi var. Ulaşıma sapa. İklimsel problem var. Daha ne olsun? İklim koşulu 5 metre kar var. Dağlık engebeli. Ulaşım demir yolu yok. Sadece karayolu var. Hava yolu da açıldı. Dolayısıyla sanayi az. Hani sanayi hepsinde zaten var. Yani bu engebeli yerlerin temel problemi hepsinde sanayi az. Sanayi az olunca nüfus da seyrek oluyor. Ama nedir? Ha burada sanayi olmasın. Burada dağ turizmi olsun. Endemik bitki turizmi işte İsviçre gibi yer burası. Niye burayı geliştiremiyoruz? Yani illa her yerde fabrika mı olacak? Yani oradaki vatandaş bunu düşünemiyorsa devletteki o DPT'deki kurmay zekaya sahip olan diplomalı bürokratlar ne işe yarıyor? Yöreye özgü proje geliştirilmesi lazım. Her yörenin kendi zenginlik kaynakları vardır. İlla burada sanayi olacak diye bir İsviçre saat işlemeciliği yapıyor ya. Elmas işlemeciliği yapıyor. Efendim kongre merkeziyle ön plana çıkıyor. Dağ turizmi yapıyor. Trekking yapıyor. Dolayısıyla burası maalesef bir makus tarihi var. Coğrafya kaderdir olayı burada kendine gösteriyor. Ama inşallah bugünlerde atlatılır diyelim. Bu memleketin topyekün kalkınmaya ihtiyacımız var. Öyle olursa gerçekten birçok şey sorunumuz kalmaz. Aç insan her kötülüğü yapar. Aç insan suistimal edilir. O yüzden temel şey milletin karnını doyurmaktır. Müreffeh yapmaktır. Sonra da kafasını doyurmak. Ve geldim Doğu Anadolu bölgesinde nüfusun seyrek olduğu bir diğer yer. Erzurum, Kars. Erzurumlar milliyetçi adamlar, siz Erzurum milliyetçiliği yapıyorsunuz ama kusura bakmayın bunu söylemek zorundayım. Erzurum'da nüfus seyrek yani. Neden? Çünkü ulaşım, engebe ve iklim. Sanayi de az, tarım yapmak da zor. Ama hocam bizim Çernozim toprakları var. İyi de iklimden dolayı kullanamıyorsun ki. Erzurum, Kars, Ardahan. Erzurum, Kars bölümü olarak söylüyorum. Nüfus seyrek. Temel neden nedir? İklim koşulları. Hocam nüfusun yoğun olduğu yer neresi? Tabisi Elazığ arkadaşlar. Elazığ Malatya. Hadi Malatya'yı da yazalım. Malatyalar şu anda köpürüyordur eminim. Malatya daha gelişmiştir diye. Şimdi arkadaşlar şurada Elazığ var. Elazığ. Şöyle bir kalp işareti yapalım. Şurada da Malatya var. Malatya'ya da 44 yazalım. 4 dörtlük adamlar. Hadi bu jestimi de unutmayın. Şimdi niye Elazığ, Malatya, Doğu Anadolu'da en gelişmiş, nüfusun en yoğun olduğu yer? Bir temel neden madencilik. Bak şeyden sonra, Zonguldak'tan sonra buraya yazdık. Madencilik, başka sulama, Keban ve Karakaya barajları burada. Başka ulaşım seçenekleri fazla. Kara, demir, hava yolları gelişmiş, bir deniz yolu yok. Evet, başka bölgenin batısında. Bak burada ne dedim? Algısal bir olay vardır. Her zaman bölgelerin batısı gelişiyor. Ulaşım seçenekleri gelişmiş. Ve engebe az burada arkadaşlar. Ulaşım daha kolay. Başka tarım olanakları daha iyi. Doğu Anadolu'da en önemli tarım havzası Elazığ, Malatya'da. Elazığ'da şarap fabrikası var. Üzüm bağlarından dolayı. Malatya'da kayısıcılık gelişmiş. Anlaşıldı mı? Ve geldim İç Anadolu'ya. İç Anadolu'da nüfusun seyrek olduğu iki yer var. Birincisi neresi? Tuz Gölü'nün güneyi. Neden? Çünkü iklim koşulları bak bu da iklim koşulu oldu. Hani iklim koşulu derken fazla kar yağışı değil, az yağış. Yani kuraklığın fazla olması. Tamam mı? İklim koşulları yoksa burada bir engebe problemi yok. Dümdüz arazi ama yağış az burada. Başka seyrek olan yer neresi? Sivas. Dolayısıyla bak bu benim yaptığım gibi siz de nokta atışı yapabilmelisiniz arkadaşlar. Sivas nece şak diye orayı gösterebilmeniz lazım. Sana sınavda Sivas demeyebilir. Ne diyebilir? Yukarı Kızılırmak bölümü diyebilir. Niye Sivas'ta nüfus seyrek? Buyurun Sivas türküsü. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Şimdi böyle bir Türkiye kim gider yatırım yapar?
Konya'nın türküsü nasıl? Kekliği düz ovada avlarlar. Buyur. Türküden belli ne oldu? Sen sanayici olsan gider Konya'ya yatırım yaparsın. Sivas'ın dağlarına çıkmakla uğraşmazsın. Dolayısıyla burası dağlık. O dağlık olunca iklim koşulları sert. Doğu Anadolu'dan sonra en soğuk yer. Hep söylüyorum soğuk. Soğa demişler ki sen nerelisin? Aslen Erzurumluyum ama Sivas'ta oturuyorum demiş. Sivas'ın soğuğu meşhurdur yani. Diyorum rengarenk bir Türkiye haritası oluştu. Peki nüfus nerede yoğun? İç Anadolu'da. Ankara'nın bağları da diye başlayan neresi? Yukarı Sakarya bölümü. Sakarya, yukarı Sakarya bölümü deyince gelip şurada Sakarya'yı işaretleme. Ben seni biliyorum böyle şeyler yapıyorsun. Yukarı Sakarya yaz bakalım. Yukarı Sakarya niye deniyor? Çünkü Sakarya Nehri kaynağını buradan alıyor. Bir nehrin doğduğu yere yukarı çığır. Denize döküldüğü yere ise aşağı çığır denir. Yukarı Sakarya demek Sakarya Nehri'nin doğduğu yer. Neresi var burada? Ankara ve Eskişehir. Peki neden buralarda nüfus yoğun? Birincisi idari fonksiyon var Ankara başkent. İkincisi ulaşım açısından kavşak yaz kavşak. Üçüncüsü sanayi gelişmiş. Dördüncüsü ticaret gelişmiş. Başka bir şey yok. Turizm yok. İdari fonksiyon, ulaşım, efendim koşulları iyi, ulaşım açısından kavşak, sanayi gelişmiş, ticaret gelişmiş. Bakın farkında mısınız? Resmen biz şu anda ben ekonomik coğrafyayı özetledim size. Ben diyorum ki niye bu kadar yoruldum? Bayağı bir konuşmuşum. Bir daha söylüyorum. Ekonomik coğrafyayı resmen özetledim. Madenciliğine, turizmine, sanayisine, her şeyine değindim. Farkında mısınız? O yüzden buradan soru geliyor. Banko bir soru geliyor burada. Diyorum, konuyu bitirmeden bir de egzersiz yapalım sizinle. Bununla ilgili konu anlatım kitabından bir egzersiz yapalım. Ondan sonra siz sağ, ben selamet. Şimdi bakın, ben bunu kitabımın her üniteden sonra egzersizler yer veriyorum. Ben size burada haritada şeyi okuyacağım. Siz kaç numaralı yer olduğunu söyleyeceksiniz. Tamam mı? Hazırsınız mı? Söylüyorum. Hem sanayi hem de tarım nedeniyle yoğun nüfuslu yerler nereler? Hem sanayi hem de tarım. Hocam bir numara olur mu? Olmaz. Burada sanayi yok. Burada nüfus neden yoğun? İklimden dolayı. Hem sanayi hem tarım. Hocam Zonguldak olur mu? Olmaz dostum. Burası madencilik. Burada tarım yok. Sanayi var ama. İstanbul olur mu? Olmaz. Hem sanayi hem tarım diyorsa Adana olur dostum. Evet. Anlaşıldı mı? Adana. Olsaydı Bursa olurdu. Olsaydı İzmir olurdu. Ama diğerleri olmaz. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler. Nerelere bakıyorsun? Engebeli yerlere. Doğu Karadeniz engebeli var. Sinop'un olduğu yer, evet tarımsal nüfus yoğunluğu fazla. Zonguldak'ta fazla. Çanakkale, burada nispeten Biga dağları var fazla. Menteşe fazla. Dağlık çünkü. Taşeli dağlık. Tarımsal nüfus yoğunluğu fazla. 3 numara Hakkari fazla. Tarımsal nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler geriye kalan yerler. Hem tarımsal hem de aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler. 1 numarayı ve 11 numarayı sayabiliriz buna. Hem aritmetik hem tarımsal nüfus yoğunluğu fazla. Tarımsal fazla engebeden dolayı. Son yıllarda sulama olanaklarının artmasıyla birlikte nüfus artışı gösteren yerler. Şimdi bak sulamanın artmasıyla son yıllarda diyorsa GAP'a vurgu yapıyordur. O zaman sadece 9 numara alırım ve 8 numarayı alırım. Neden? Çünkü KOP da devreye girdi. Tamam mı arkadaşlar? Doğal bir liman olduğu halde nüfusu seyrek olan yer neresi? Kıyıda olan birçok yer limandır. Ama doğal olduğu halde seyrek olan diyorsa doğal olan sadece Sinop'tur verilenler arasında. Yağış azlığı ve çorak toprakların bulunması nedeniyle nüfusun seyrek olduğu yer. Yağış azlığı ve çorak topraklar. Buna verebilecek tek cevap 8 numaradır arkadaşlar. Çünkü burada nüfus, burada da çoraklık var, yağış azlığı var ama burada seyrek değil. Antep burası, Şanlıurfa Antep. Anlaşıldı mı? Buna verilecek cevap 8 numara. Ve geldim. Kalkerli arazilerin etkisiyle seyrek nüfuslu yerler. Kalkerli arazi diyorsa direkt şak 4 numara Taşeli. Olsaydı buradaki tekeyi de söyleyebilirdik. Nüfusun yoğun olduğu yerler. 1 numarada yoğun söyledik. 11 numarada yoğun Zonguldak'ta, İstanbul'da yoğun. Başka Adana'da yoğun. Antep işte bölge içinde yoğun. Diğerleri seyrek. Madencilik faaliyetleri nedeniyle yoğun nüfuslu yerler. Hangisini sayacaksın söyleyeceksin. Madencilik faaliyetiyle
Tabii ki 11 numara. Zonguldak'ı söyleyeceksin. Anlaşıldı mı? Ama hocam Sinop'ta Küre Dağları Sinop'la Kastamonu arasında orada da bakır madeni çıkıyor. İyi de nüfus yoğun değil ki dostum. Sana nüfusun yoğun olduğu yeri soruyor. Ama bir numarada yoğun. İyi de orada da maden çıkmıyor. Madenden dolayı mı insanlar Rize'ye gidiyor? Hocam bakır madeni var Çayeli. Tamam da kaç tane Rizeli bakırdan dolayı orada var? Rizelilerin varlığı oradaki bakır madeniyle mi doğru orantılı? Ama Zonguldak'ın kaderini belirlemiş buradaki taş kömürü. Başka, iklim elverişli olduğu halde seyrek nüfuslu yerler. He, iklim elverişli olduğu halde diyorsa seyrek Sinop iklim elverişli. Kıyıda ama seyrek. Çanakkale öyle. Muğla öyle. Taşeli platosu öyle. Değil mi? Hocam burada da nüfus seyrek. Bak ne diyor? İklimi elverişli olduğu halde. Burada iklim elverişli değil. Karıştırmayalım. Hocam burada da iklim şartları, kış şartları çetin değil, nüfus seyrek örnek veremezsin. Burada iklim şartları yine elverişli değil çünkü yağış az. Yer şekilleri sade olduğu halde seyrek nüfuslu yer, işte 8 numarayı örnek verdik. Hem yer şekilleri hem de iklimin olumsuz etkisinden dolayı nüfusun seyrek olduğu yer 3 numara diyorum. Bu akşamlık bu kadar. Yine 1 saati aştım. 1 saat 10 dakika. Normalde bugün 40 dakikayı aşmayayım diyordum. Ulan çıksana arkadaş. Ah, evet. Bir saat kendi kendime konuştum. Bakalım siz ne yaptınız orada? Kendi kendime mi konuştum acaba? Evet dostlar, bu akşam da böyle. Sevgili zalim öğrencilerim, bana sarma fotoğrafları atan öğrencilerim nasıl geçti, faydalı oldu mu? Soracağınız soru var mı? Evet, teşekkürler, mükemmeldi. Yine güzel, ne mutlu bana. Evet, resmen ekonomik coğrafyayı özetlemiş gibi oldum. Bir nüfus dersi daha yapmayı düşünüyorum. Yarın da yapayım, şu yerleşmeleri anlatayım. Göç ve yerleşmeleri anlatayım. Ya Allah'tan bir mani olmazsa yarın da anlatayım diyorum. Ondan sonra da nüfustan soru cevap yaparız. Daha da bana nüfus konusuyla gelmeyin. Bak her gün yeni takipçiler ekleniyor. Hocam bir baştan, nasıl başlarım arkadaş? Ben şey mi, bir kaset çalar mıyım? Neticede vücudumuz var da yoruluyoruz. Meşguliyetlerimiz var. Yaptığım yayınları YouTube'dan izleyin. Oraya yükleyeceğim çünkü. Evet, var mıdır sorunuz? Bu arada beyaz şeyim de çok kırışık görünüyormuş ha, mahcup oldum. Yayından önce hızlıca geçiriverdim üstüme. Siyahlar kirlendi artık çünkü. Hocam amiral mi atak mı diye sormuş. Arkadaşlar amiralin ve atağın konseptleri çok farklı. Amiral geliştirici bir soru bankası. Çok ince yorumlar var. Atak ise pekiştirici soru bankası. Harita bilgisini pekiştirmek için hazırlanmış. İkisi birbirinden çok farklı. İkisinin de olması lazım. Doğruya doğru. Formatları farklı. Pekala. Soracağınız bir şey yoksa müsaade isteyeyim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Arada takılıyorum. Arada kızıyorum size. Ama bilin ki bu tabii sevgiden kaynaklanıyor. İnsan sevdiği postu yerden yere vururmuş. Benimki de o misal. Sayın. Çünkü artık sizlerle hemdem olunca sizler benim yakınım oldunuz. Kime kızayım başka? Kızınca size kızıyorum. Sevince yine sizi seviyorum. Zalimler. Her gün de sizin için türkü paylaşıyorum. Daha benim gibi birini nereden bulacaksınız? Ama övdüm ha kendimi. Hocam yayınlara bordo bere takıp çıksanız bordo beremiz şurada bizim arkadaşlar. O kadar da abartmayalım. Ama renklilik her zaman güzeldir. Ben renklilikleri severim. Farklılıkları severim. Pekala. Soracağız bir şey yok. Teşekkür ediyorsunuz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için yaşadığınız coğrafyalara selamlar gönderiyorum.